gibi. Anne. Gümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar yine ekin tarlasındayım. Yani burada ekin geçen sene ekilip de kellelerin dökülüp sanki ekin tarlası gibi olan yerdeyim. Sağ olsun Süleyman arkadaşıma da buradan çok teşekkür ederim. Geçen sene ekti, bu sene ekmedi. Ha keşke ekeydi ama demek ki yani masrafı yani ürünü korutmuyor arkadaşlar. Bu arkadaşın kendinde traktör var. Tarla onun değil, sadece tarla öyle boş kalmasın diye başka bir arkadaşın köylülerin öyle boş tarlalar ekiyordu. Ama bu yıl ekmemiş. Bu arada şimdi Gülmüray aradı. Baba dedi sana bir sürprizim var dedi. Söyle kızım dedim. Bir tane ineğimizin bir tanesi doğum yapmış. Kız mı erkek benim erkek diyor. Bir tane ineğimiz biri doğum yapmış. Nasip olursa bundan ayrı 3 tane daha var inşallah. Onlar da sağ salim altında bulunur. Dişi erkek fark etmez. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar sürü her geçen gün çoğalacak artık. Biladerim vardı Abdurrahman. Geçiler vardı. Koyunlar vardı onun da. Kendinin daha 2013'ten olan bir davasında mahkemeye gitmediğinde mahkeme onu suçlu buluyor. Bir yıl 2 ay cezası varmış. Kesinleşmiş yani ceza. Gelmişmiş ona daha önce temize göndermiş. Oradan tekrar temizden de daha 10 yıl sonra ceza çıktı geldi. Bir yıl 2 ay. Bir yıldır içerideydi. Yani cezaevindeydi. Ondan sonra şimdi izine geldi. Geçilerini satıyor. Koyunlarını da ben güdüvereceğim. Şu açık cezaevine çıkmış şimdi. Açık cezaevine çıktığı için 10 günlük 12 günlük izin vermişler. Haziran'ın işte Kurban Bayramı'nın 4. günü bitiyormuş cezası. O zamana kadar koyunlarını güdüvereceğim. Ve 5 tane geçi de oğlakları ölmüş geçilerden 5 tane geçi alacağım. Bakalım. İnşallah geçileri koyuna alışkın ama sürü hani uyumsuzluk yapmaz koyunları. Yani bu yıl 100 tane bir arkadaş getirecek, 80 tane biri getirecek, 180, 55, 60 tane de biraderin, 180, 240, 240, 250, hemen hemen 480, 500 falan hayvan olarak önümüzde ha, 6 ay bu şekilde 480-500 hayvan olsa getirtmem, sadece kendi koyunumu giderim ama tabi her geçen gün yarın kurban gelecek. 2 ay sonra kurbanla çevişler gidecek, kuzular gidecek, yetişen kuzu kesilecek. Sadece ana koyun kalacak. Damızlık bıraktığımız kuzular kalacak. Oyundan dolayı değilse 6 ay 400-500 koyunu gütmek de zor, doyurmak da zor. Maşallah be. Buraya geldim. 1 saat geldim zaten yetiyor arkadaşlar.
Gözünü sevdiğim be. Karnı doydum vallahi. Hiç çobana leğine gerek yok. Bak şimdi ben eve gideyim. Bunlar buradan kendi gidecek. Akla girecek. Şu anda saat 9.45 arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani 3-5 saat 5-6 saat değil. Yani en kısa zamanda koyunun karnını doyuracaksın. Koyunu istirahati çekeceksin. Keyfine gelecek. Hem kuzular dinlenir, suyunu içer. Hem koyunlar yediğini, gevşini getirir. Götürüp ağla katmasam. Şimdi burada saat 9.30'da yatacak. Ondan sonra 9.30'da yattığında 12'de kalkacak. Yani 11'de kalkacak. Tekrar saat 1'de yine yatacak. 3'de tekrar yatacak. Yani ondan dolayı böyle daha iyi. Hem biz de istirahat ediyoruz. Antreye çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi koyunu kattım ağla. Eve geldim. Tabi ineklerin yerini düveleri bıraktırdık. Ha, bunlar da buzulacak. Birinin 15-20 günü var. Biri bayağı gider herhalde. Bir ay götürüyor. Bu aldığımız düve. Bakalım abi bizim boğa nerede? Neredesin boğa? Ulan. Nereye gitmiş o? Birkaç güne kadar bu ineğimizi doğum yapar. Turna doğumunu yaptın mı kızım? Niye? Dur bakayım. Dur. Ya Tana nereye gitmiş? Buraya gitmiş ya. Gel bakayım çocuk. Kalk bakayım baba. Kalk. Evet arkadaşlar işte yeni üyemiz bu. Alnında siyah beyaz, alnında kalp var. Ya bu kızım? Bunun adı ne kızım? Ne yani bunun adı? Neymiş? Cüneyt. Kim? Çağır bakalım şu Cüneyt diye bir. Cüneyt. Hadi. Şöyle yapayım. Hadi. 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 Yürü 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 yürü. Yürü. Gitmek isterim. Maşallah ama buzağı su var. Güzel. Dayanıklar yok maşallah. Diye ben girebiliyorum. Mayıs'ın. Ay şuraya yarattım. Haziran'a kadar emsin anasını. Gittim be. Hadi çocuk hadi. Hadi Cüneyt anana git hadi yürü. Cüneyt bana gel. Gel Cüneyt. Bu tahtayı Cüneyt. Çıkartmış ya gene. Çakma mısın kudur? Unutmuşsun. Cüneyt. Cüneyt. Arkadaşlar bana. Buraya. Cüneyt. Cüneyt. Şey atıyoruz. Beton atıyoruz şimdi. Cüneyt. Cüneyt. Gel. Cüneyt. Oğlum seni biliyor kızım. Cüneyt. Bu sana ne diyecek? Aba. Aba mı diyecek kızım? Bunlar yaylada süreceğim mi kızım? Evet süreceğim. Nereye süreceğim? Obaya. Kimin bu? Bizim. He? Ben ikisini de obada süreceğim. Nereye süreceğim? Obaya. Sergiye sür babacığım. Hı? Sergiye sür. Getirilemem ki ben. O zaman gelmezler su kalır. Ben artık çıkıyorum alayım mı seni? Gel. Haydi oğlum seni hep ben şimdi şuraya beton atacağım ben. Dışarı çıkarayım seni. Ben sofraya kaldırayım. Anne benim ben yanına çıkarayım. Anne siz de mi bir şey? Yıkmış al oraları. Biraz o seni. Buranın şeyin tersini çıkarmışlar zaten bunu. Sıyırdın da baksana. Bunlar çıkarıyor şimdi yarın traktör geldiğinde. Bitti mi şu ara daha atarız. Hadi, hadi sevdiğim.
sürüyor arkadaşlar. 6 tane daha koyun geldi. Yani koyun değil de geçen senin kuzuları işte damızlık. Şu mavi boyalılar. İşte bunda bir tanesi koç ama koç gerçekten güzel. Maşallahı var. İyi bakmışlar. Şu mavi boyalılar işte. Koç da şu ileride koç. Koçlarla beraber geziyor yavru. Geldiği zaman dün getirdik. Geldiği zaman koçlar hemen toplandılar başına. Burada biz varız. Sen kimsin? Nereden geldin diye. İşte burada arkadaşlar. Ama maşallah güzel. Abi kızıma benim ya. Oy benim kızıma ya. Vay benim kızıma ya. Benim gezen dedektörüm değil mi kızım? Değil. Gel bakayım. Vay aslanım vay. Ne var gene mi var gene? Arkadaşlar gerçekten yani şu an bile yani dağlarda gene var. Gene de çözüm yok. Hayvanı ilaçlı yok. Sırtındaki ölüyor, dağdaki gene yapışıyor. Ne bu garip? Zehir nerede? Mabi, nerede kızım zehir? Nerede oğlum? Dereden mi geçtin sen canım? Üstün başın ıslak ya. Güdek. Geçen de çitleşmedi babi. İnşallah sen ölmeden çitleşme dönemine gelir de akbaşla ikinizden yavrular olur. Arkadaşlar geçen sene ölen Etom güden şeydi, babası güdeydi ama yani sürüye bakışı aynı güdek gibiydi. Tabi daha güdeğin tecrübelerine erişememişti ama boğuşması 10 numaraydı. Babi ile ikisi kesinlikle yani kurdu tuttuklarına zor tutarlar da yakaladıkları zaman kurtartmaları mümkün değildi. Özellikle zehir de arkalarında yetiştiği garip de vardı. Gördüğü bir kesinlikle tuttuğu zaman kesinlikle bırakmazlar. Yani bırakacak aklıma gelmez çünkü Etonum. Ha garibe bir şey demem. Çünkü garip öyle fazla köpeğiyle boğuşayın öyle hırçın bir yapısı yok. Çok uysal. Çok ehliz yani. Çok güzel bir huyu var. Ama o adama sarma gibi bir şey yoktu. Ama dediğim gibi tuttuğunda böyle koparmaya tutuyordu. Bacağın boğuşuka falan arka bacağını tutup çekmediğin takdirde mümkün değil. Köpeği bırakacağı aklıma gelmez. Ama yapmış yok. Hayat bu. İyisi de iyi zamanı da var, kötü zamanı da var. Gerçek diyorum geçen sene aynı. Burada şu evin önünde Arap kafenin Arapların evinin önünde ölmüştü. Yani en son orada görmüştüm. Orada köpek ölmüş. Yani gelmedi. Yani hiçbir şey yoktu köpek. Ufacık az bir şey vardı ama bir tane veteriner arkadaşımız yorum yapmış. Bu senin köpeği doğmuşsan enfeksiyon bulaşmış. Kaşıdığında kana karışmış. Ondan yüksek ateşten ölmüş dedi. Ben onun öyle olayım istem. Abdullah okuldan çağırıyordum. Oyunun başına. Hemen veterineri götürüyor. Ona serum mu artık neyse. Onu bir şekilde ben hayatta tutardım ama tabi öyle şeyler insanlara tecrübe olur. Allah göstermesin öyle bir şey olduğunda hemen gidip çaresine bakmamız lazım. Çünkü bizim dağdaki gözümüz kulağımız bunlar. Bunlar olmasa vaymenler güdemeyiz. Bak geçen ne oldu? Domuzu koç çarptı hemen. Ne olur ne olmaz dedik. Yerde oğlağı çarpmıştı. Onun artık işkeme falan yırtılmıştı. Bunun zar. İşkembe görünüyordu ama işkembe gelmemiş.
İşkemeye gelse giderdi koç. Bunun işte işkemesinde bir sıkıntı oldu. Bunu diktirdik. Yani şu an ora uzarın boşluğu var. Böyle yumruk gibi mide ora kaçıyor. Ama herhangi bir sıkıntısı yok. Şu an gayet güzel. Tek şey işte bunuzu koç böyle koçlara tokuşurken koyun savrulduğu zaman, koyun koça geldiği zaman şey bak böyle yandan boynuzu koç vurursa belki. E o zaman da deri falan ondan falan derisi yırtılmaz yani. On beş yaşına girdi vay aslanım vay. Ama arkadaşlar güzel bakıyorum ya. Çünkü bu benim var ya. Bilmiyorum da köpeklerimle aramda acayip bir bağ var benim. Benim ses tonumdan ne demek istediğimi hepsini anlarlar. Ama güdeğim tabii artık ben ne dersem duymuyor. Değil mi paşam? Ama kokusu çok güzel. Değil mi oğlum? Vay aslanım vay. Bir tane arkadaşımız yorum yapmış. İbo'nun kulağındaki tüyler dökülmüştür diye de ama bakalım Aymir. Hiç hani öyle bir şey. Yok. Kulağındaki tüyler de duruyor. Yani hiçbir şey yok. Yani insanların yaşlanıp da yani kimisi Alzheimer olur, kimisi duymaz, kimisi görmez, kimisi kalkamaz diye gibi. Yani köpek yaşıyla insan yaşının arasındaki köpeğin bir yılı insanın 7 yılına işte gelmiş. Şu an hemen hemen yani 15 yaşında olduğunu düşün. Yani 15'in içinde 70, 98 yaşında. İşte 100 yaşında. Vay aslanım vay. Arkadaşlar küçük bir yara oluyor. Artık tabi vücut şey olmadığına baktırdığında hafif bir yara var. Bunu nerede aktardı kim bilir. Zor oluyor. Değil mi oğlum? Vay aslanım vay. Duymuyor şu an beni. Yal vereyim de bile çağırdığım zaman duymaz ama elimdeki yal kofasını gördüğü zaman geliyor. Vay be. Ama güzel doyuyor arkadaşlar koyunlar. Bunlar da bu da damızlık bıraktığımız kuzu arkadaşlar. Bir tanesi bu. O büyük kuzu var bende. Bir tanesi bu. Hatta bunun ismini gel çocuk koyduk. Bunun annesi öldü. Koyunları tutarken büyüttük bunu. Yeme alıştıktan sonra zaten gel çocuk gel çocuk gel çocuk gel çocuk gel. İsmi gel çocuk gel çocuk. Gel çocuk. Gel çocuk, gel çocuk, gel çocuk, gel. Gel çocuk, gel. Gel çocuk, gel. Ama güzel koyun olacak, maşallah. Sarı babalar, siz niye ayrılmıyorsunuz?